üst direğe çarpıyor. Yine önemli bir fırsattı Çaykur Rizespor adına. İlk pozisyonda Altay çıkardı. İkincisinde top oyun alanının dışına gitti. Altay da arkadaşlarına çok fazla kızdı pozisyon sonrasında. Köşe vuruşu organizasyonuydu. Bir şut ardından ikincisi çerçeveyi bulsa Altay'ı çok zorlayacaktı. Gol olacaktı, zorlayacaktı değil. Evet. Yerdeydi çünkü Altay, evet. Değil mi? Önemli bir fırsattı Çaykur Rizespor adına. Minan Şikoda'nın golünü izleyelim. Ardından Çaykur Rizespor takımı tabii bir... kim kaçırıyor oyuncu onu da söyleyelim. Zanka. Zanka'nın oyuncu. Yani Zanka bakıyor sağına soluna da birebir oynuyor. Şimdi adam markajı yapıyor alanda Fenerbahçe savunması. Yerleşim hatası var. Zanka'nın da büyük hatası. Milan Şikoda'nın golünde de Çaykur Rizespor çok hızlı çıktı. Sağ taraftan topu sola gönderdiler. Oradan cezalarının içine men yakın ortası. Milan Şikoda bir ezberi gerçekleştirdi. Kanattan orta golü attı. Programın ilk bölümünde size izlettiğimiz Çaykur Rizespor Trabzonspor hazırlık maçındaki golün bir benzeri, bir kopyası. Hava topu. Bak bak bu pozisyona bak. Ferdi'nin bıraktığı yer. Ferdi faul bekliyor. Bırakıyor orada mücadele. Bıraktı. Oradan başlıyor atak. Ama sonra hızlı başlıyor. Çok güzel gol attı. Lewandowski golü atmış. Milan Şiko'da çok enteresan futbolcu. Ferdi'ye bir daha gelebiliyor muyuz? Tam Ferdi pozisyonuna arkadaşımız getirebiliyor mu bizi? Yani bizim görüntülerimizde. Bir şey soracağım. Pozisyonun da. Başladığı yer. Yok, Ferdi'nin koşuyu bıraktığı yeri rica ediyorum. Şimdi gelecek o pozisyonda. Orta alanda Ferdi. Bak ne var şimdi burada? Niye bırakıyorsun? Niye hakeme bakıyorsun Ferdi? Arkadaşlar özür dilerim. 58-41'de Ferdi topu kaybediyor. Evet. Gol ne zaman geliyor? 58-54'te orta geliyor. 58-56'da gol. Futbolda hoca burada top oynadı. Evren top oynadı üst seviyede. Herhalde hocam o 16 saniyenin ne olduğunu bugünkü futbolda 16 saniye takım... Ya direkt Ferdi'ye bir şey diyemezsin burada. Yani orada kaç metre var ama tamam doğrudur. Yani bırakmasına Emre şeyi söylüyor. Yani. Doğru, bırakması hatadır. Gerçi ama 16 saniye boyunca ama. O yerleşim sol taraftan bomboş orta. Yerleşimde orta sahada kim var ikili? Gustavo ile Tolga Ciğerci. İkisinden büyük özelliği ne? Defansif ve ofansif özelliği var. Defansif özelliği var. Nereden o pas sol tarafa yön değiştiriyor? Orta sahanın merkezine geliyor. Niye baskı yok, geriye koşuyor ikisi? Niye oynuyor peki ikisi? Bu topları kesmek için. Değil mi? Evet. Sen burada şimdi Sosa ile misal veriyorum. Yani Sosa ile diyoruz ofansif bir oyuncu. Sosa ile Deniz'le oynamıyorsun değil mi? İki tane ofansif oyuncu olur mesela orada. Ya oynar diye birbirleriyle partner olur, birbirini tamamlar diye söylemiyorum. İki tane ofansif oyuncu dersin ki ya işte defansif top rakipteyken hareket edemiyorlar çok iyi. İki tane defansif orta saham var. İkisi de bak yerleşim hatasından bomboş oyuncu paylaşımı. Abdullah'a baskı yok. Tabii. 44 numara kim? Vetrih'e baskı yok. Gol 56'da. Tam 15 saniye hocam. 15 saniye sonra gol geldi. Aslında gol Fenerbahçe'nin geri dönüş çabası ve boş bir şekilde Çaykur Rizespor'un o alanı geçmesi bana geçen sezonki Fenerbahçe'yi hatırlattı. Ondan sonra yeni sezon Fenerbahçe'sini biraz daha fazla izledik herhalde. O mücadeleyi gösterdiler. Milan Şiko'da da müthiş bir gol. Kaç pasta gol yedi Fenerbahçe burada? 4 mü 5 mi? Bak Ferdi'nin bu en büyük hatası. 3 tabii. Ya da 4. 3 attı. 4. şey gol. 3 pas. Abdullah Vetri. Orta sahadan kenara. Abdullah Vetri. Melniak gol. 4. kafayı vurdu işte. 4. isim Ferdi, Milan Şiko'da. Şimdi Ferdi yetenekli genç oyuncu. Ama yani eğer Fenerbahçe'de oynayıp bir istikrar sağlayıp işte onun hedefleri, hayalleri de var. İşte A milli takım ondan sonra hatta Fenerbahçe'de çok başarılı olup Avrupa'ya gitmek istiyor. Bir kere kuvvetlenmesi gerekir ve saha içinde daha iddialı olması gerekir. Bak, bunun kuvvetle de iddialı, yani kuvvetle de ilgisi yok Evren. Evet. Yani onu devam edeceksin orada direkt orada. O oyuncudan almaya çalışacaksın. Gol yap, bir şey bırakmıyorsun. Yüzdüğü sen aklı. Tabii bayağına koydu daha şey yani. Yaptı. Doğru vücudunu rakiple topun önüne... Vücudunu tam kullanmayı bilmiyor daha. Yani vücudunu topla rakibin önüne koyamadı. Hocam hala Hollanda Ligi futbolcusu gibi davranıyor. Türk Ligi'ne uyum sağlayacak anca Avrupa öyle gider. Yani güzeldi Mustafa. Bir de şunu gördüm mesela. Fener, Caner'le Gökhan öne çok iyi. Hep biliyor ama arka... Bekler şeyde hocam biraz sıkıntıları var. Caner'in klasik. Var zaten. Gökhan biraz daha savunması biraz iyi oyuncudur. Gökhan'da öyle bir sıkıntı yoktur ama. Gol pozisyonunda içeri girdi o. Tabii. Gökhan kenar şey kaldı bak. Uzak kaldılar. Adam çok uzak. Öyle ortaya yaptırırsan tabii. Sıkıntı yani. Ya tabii bir de hızlı geriden geldi ya Manyak. Şimdi Manyak sol bek oynuyor. Orada sağ ön oyuncusu karşılaması gerekir. Esas Gökhan merkeze gelince ortayı kapattı Evren. Bir ön değiştirince esas ama orada Gökhan'ın önündeki kimseyi sağ... Kimseyi tutmuyorlar bak şu an. Tabii.
Yani Zanka adam, Gökhan kimseyi tutmuyor. Hiç. Önünde bir adam daha var. Bu arada kimse unutmamıştır da ben sadece herkese hatırlatayım. Melniak'ın ilk maçı İstanbul'da Fenerbahçe-Rize maçıdır ve iki gol atmıştı. Evet. Türkiye'deki ilk maçı iki gol atmıştı. Yıldızlaşmıştı. Yıldızlaştığı karşılaşma ve çok uzun süredir de bu Melniak'ı ben arıyordum. Ki bu maçta da aslında Melniak çok harika değildi ama bu asist ve hocanın şimdi dediği gibi çok güzel bir asist. Bakarak. Geçen seneki performansıyla Fenerbahçe gündemine geldi Manyak. Tabii. Şimdi Morozuk'la Manyak dediğinde var ya, koy büyük takımda ikisi oynasın sırıtmaz. Bir tek performans istikrarını sağlasınlar. Büyük takım bek esasen. Manyak ve sağ bek. Fenerbahçe bayağı ciddi ilgilendi geçen sene. Aldıkları Morozuk. Geçen sene bayağı ilgilendi Fenerbahçe. Tabii. Peki Gökhan Gönül'ün golünü izleyelim. Fenerbahçe ardından 1-1'i yakaladı. Bu golden 16 dakika sonra enteresan bir işbirliği tabii. Birbirine daha önce asist yapmış iki oyuncu. Caner ve Gökhan pozisyonun kahramanları. Asist Caner Erkin'e, golde Gökhan'a yazdı. Şikoda'nın itirazları vardı ama karşılaşmanın hakemi golü verdi bu pozisyonda. Gökhan Gönül ön direk koşusu sonrasında topu filelere gönderdi. Şimdi farklı bir açıdan da izliyoruz. Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye böyle bir gol atmış mıydı? Sarıcıoğlu'nda. Tabii. Sanıyorum attı. Evet. Çok gol attı böyle ön direkten. Çok attı. Fenerbahçe'de de attı yani. Geçmişteki Fenerbahçe'de de attı. Bu da aslında bir uyum işte. Caner'le Gökhan, hani geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla da Caner'in asisti Gökhan'ın golü. Dediğine itirazım yok fakat bir katkım olsun. Erol Hoca'nın bu karşılaşmada, Rea Hoca bizden daha iyi görmüştür. En az oldu olmadı 10-12 tane duran topu çalıştığını bize gösteren. Duran top setleri vardı deriz değil mi? Var. Örneğin ilk yarıda 2 tane var. Bir Serdar'ın indirdiği, bir Tiam'ın indirdiği. Yani Erol Hoca Fenerbahçe'nin duran toplardaki gücüne inanmış ve dediği gibi hocanın belki 5-6 tane seti var ama 10-12 tane bir şey çalıştıklarını gördüm. Alanya'da Erol Hoca çalışmış mı? Çalışmış. Ders Alanya'da çalışacak mıyız? Yapıyorlar. Serdar çalışmış mı? Çalışmamış. Serdar da çalışmış da anlamamış. Ama o hareketi top zordur. Serdar da çalışmış da hareket, oyun içerisindeki hareketli oyunda. Güzel. 35-41 ne yapacağız? Arkaya atılan topları. Tamam canım, zaten o ayrı bir konu. Serdar var ya, şimdi hani pandemiden dolayı okullar açılmadı ya, uzaktan eğitim var, uzaktan böyle savunma yapıyor. Uzaktan çalışmış. Evet. Uzaktan çalışmış zaten. Bu gecenin esprisiydi. Peki şimdi gecenin en tartışmalı pozisyonuna geçelim. Penaltı pozisyonu. Valencia pozisyonun kahramanlarından biri. Çaykur Rizespor ceza alanına orta. Valencia yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi geldi. Arda kardeşler sarı kartını gösterdi. Penaltıya hükmetti. Ardından itirazlar. Morozcuk kart gördü. Rize Sporlu oyuncuların hepsi karşılaşmanın hakemi Arda kardeşlerin etrafını sardılar bu pozisyon sonrasında. Penaltı var mı yok mu? En çok tartışılan, gecenin en çok tartışılan pozisyonlarından biri. Şu ana kadar yorumcularımız penaltıya penaltı dediler. Fenerbahçe'nin ilk yarıda penaltı beklediği pozisyona da 4 yorumcum penaltı dedi. Bu pozisyonda yorumunuzu rica ediyorum. Şimdi arkadan bir temas var sanki, Morozcuk dokunuyor, çekiliyor mu? Orada bir darbesi var mı? Yani oyuncuyu bozuyor mu? Bozmuyor mu? Valencia yüzünü tutuyor ama ben yüzünde bir darbe de görmedim. Hakem o kadar yakın ki pozisyona. Hiç vara mara falan gitmedi mi? Ama gitmesi taraftarıyım yine. Yani ama şimdi yeni kuralda şey diyorlarmış. Penaltı kendi alan içerisindeyse varı çağırmayabilirmiş. Yok ya. Vara gitmiyor. Öyle bir şey demiş. Çok netti yani. Demek ki çok net görmüş. Baksana bak, yakın bak. Bak. Bak nerede oldu? Net görüyor yani. Ya zaten Valencia o topa vurma şansı yok ki, top 2 metre yukarıdan gitti. Var yok kardeşim, sen dirsek atma adama. Ya ne dirseği ya, hiçbir şey yok burada. Vurma. Bence hiç i̇ster penaltı topa alakası vursun, yok abi. İster topa vurmasın. O şeyle suratına bir müdahale var mı kardeşim? Ben şu an görmedim yani, bilmiyorum. Suratına müdahaleyi görmedim ya, yüzü elinde şöyle hafif şey yapıyor, hiç orada bir şey yok yani. Onun ya, düşecek, ne yapıyor? Düşeceği yüzü kadar bir şey yok. Ne yapıyor söyle bakayım bana. Hiçbir şey yok eliyle böyle. Ne yapıyor? Biz onları çok yaptık bir yıl. Bak nasıl atıyor kendini. Aa, o bir şey olmuş gibi eliyle koluyla. Babacığım suratına bir şey var mı, temas var mı yok mu? Yok, hiçbir şey yok. Bence penaltı değil. Benim kendi görüşüm. 1-1 dakika 85. Ya buna hocam, penaltı veriyorsa... Oradan gel. Mehmet'e sor. Peki, geçen sene de pozisyonla ilgili Mehmet Ayan'da kalmıştık. Mehmet Ayan görüşünüzü merak ediyorum. Her penaltı verilmez. Her penaltı alınabilir. Benim defalarca seyrettim. Aklım, vicdanım penaltı olabileceğini söylüyor. %51. Ama kalan %49'u ne diyeceksin? Valencia çok güzel hakemi o anda etkileyici hareketini yapmış. Yani her penaltı verilmez. Bazı penaltı alınır. Penaltıyı göstermiş diyorsunuz. Göstermiş. Evet. Hakem olsaydınız orada çalar mıydınız düdüğü? Tabii hakem olsam ben şaka mıyım, deli miyim? VAR'a giderim. Tereddüt VAR'a gidersen çalarsın. VAR'a giderim yani, niye uğraşıyorsun lan?
Yani niye? Çalmazsa zaten VAR seni uyaracak. Git bir bak diyecek. Vara bakarsın. VAR'a gidersen daha çalarsın. Garanti ama alırsın. Mesela Evren Turan hakem olsa VAR'a gitse onu çalmaz. Bir dakika. Garanti. Bir dakika. Müge Alatas'ına bırakalım. Evren de gitse futbol oynamış bir adam. O işi şimdi hemen kaynatmıyor. Şimdi hayır. Evren VAR hakemi olsa her çağırmaz. Penaltı, her penaltı. Orta hakem olsa çalmaz. Tabii. Şimdi bizim arkadaşımız bir çok güzel bir mesaj atmış. Doğru. Onun üzerine tartışmak lazım. Diyor ki kol mu önce açılıyor ve kafa ona mı geliyor yoksa kol kafaya mı geliyor diye tartışma konusu bu olması lazım. Ama benim özgür kanaatim. Ben buna penaltı verebilirim ama eğer elimde VAR gibi bilezik varsa gidip VAR'dan veririm ama Enner Valencia'nın da penaltıyı aldığını söylemezsem yanlış yapmış olur. Eksik kalır diyorsun. Eksik kalır ben. Reha hocam? Ya şimdi pozisyona baktığında şimdi Morozcuk ne yapıyor? Dirsek vuruyor mu? Veya şimdi kolunu açıp Evren'e doğru mesela bir arkadan getirip bir darbesi mi var? Yok. Yok. Şimdi elini açıyor normal şarj olarak. Ya bir, şimdi orada gelir dirsek atar veya elinle çok şiddetli vurur. Anlarım derim ki penaltı. Nasıl az önce hatta programın devre arası söyledim ya. O Somutyo'nun dedim yaptığı hareket hatırlıyor musun? Evet. Penaltı dedim hakem esas bunu da vermesi gerek. İlk kere verdiği bir penaltı işte etki altında kaldı. VAR da kaldı vermedi. Bu penaltı da mesela değil. Yani böyle şimdi penaltı penaltı gibi olmalı değil mi? Mesela burada... Vurul bu dirsek. Da abi, bu da yeni çıktı abi. Penaltı şimdi, penaltı gibi olmadı. Ne yeni çıktı? 20 sene oldu Erman işte, abi söyledi. Böyle, böyle bir şey yok abi. Yani şimdi eliyle vurur. Eliyle vurur. Yedirmiş, dirseğiyle vurur. Alakası yok şimdi, penaltıyla hocam. Valencia'da abartıyor, yere düşüyor. Ve de burada bana göre Arda kardeşler hatalı bir karar veriyor. Penaltı değil. Değil. İki penaltı, iki penaltı değille geçiyoruz pozisyonu ama hani... penaltının uygulanacağı, atışın kullanılacağı kalenin olduğu takımı bak tutuyor şimdi, olsak mutlaka pozisyona kızabilirdik. Yani Rize Spor cephesinin tepkisi biraz buna tabii. Bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi ceza sahası içerisinde ben sana yavaş vurdum ya da hızlı vurdum. Bunun şeyi var mı? Karşılaştırması var mı? Ölçüsü İkisi yok. İkisi de penaltı tabii. Değil mi yani? İkisi de penaltı. Yani burada yavaş... hala olmadığını söylemek mümkün değil. Yavaş vurdun, hızlı vurdun diye bir şey yok. Bir daha bir... Penaltı penaltı hani, olmalı, penaltı gibi olmalı falan değil mi? Penaltı gibi Emre, zaten yani. Emre, vurursan Emre vurmuyor zaten. Emre, devi, vurmuyor ki zaten. Dediğin doğru, vuruma ben vurmadı zaten söyledim. Vurmanın doğru hızlı yavaş var. Olmaz, var, katılıyorum. Bak şimdi eliyle açıp şarj etmeye çalışıyor. Valencia vurmuyor. Var. Bak elini böyle vurmuyor. Götürüyor. Vursa dirseğinle vurur veya eliyle şöyle tersiyle vurur. Hocam, abi şey penaltı olması için dirsek de olması şey gerekmiyor. Elan da vurulabilir. Ya, bir dakika bir dakika hocam bir şey tokat dağıtılabilir. Emre sen penaltı dedin doğrudur seni düşünüyorum. Benim düşüncem hocam, penaltı değil. Bir şey danışabilir miyim? Siz yıllardır o pozisyonlarda VAR olmuş bir adam olarak. Şimdi Sosa'nın ortasında arkadaşımın benim arkadaşımın sorduğu soru gibi. Önce kol mu gidiyor Valencia mı kafayı kol, uzatıyor? Kol gidiyor canım. Soru o olabilir. Oradan bakarsak belki daha sağlıklı bir süzme yapabiliriz. Ya, soru bir savunma oyuncusu olarak. Yani o kim yazdıysa bir de şuna bakmak gerekir. Yani önce mi gidiyor, sonra mı gidiyor? En önemli bir kere top oraya geliyor. Rakibini kontrol etsinde elini açıyor. Açıyor. Elini açmak ayrı bak Mehmet. Elinle vurmak ayrı bir şey. Şimdi hiçbir teması yok. Elini açıyor. Rakibin pozisyonunu bozsun diye duruyor. Valencia da burada i̇şte penaltıyı, aldı, penaltıyı, aldı yalandan penaltıyı çarpmış aldırıyor. Gibi atıyor kendini. Aynen. Penaltıyı da orada penaltıyı aldırıyor. Alma abi, Rize şu ya. An, Rize kanı alıyor abi şu an. Adamlar gitti. 2 puanı gitti. Yani anladın mı? Burada Erbakan bunu anlar. Yedirmiş abi orada. Hakem de yemiş. VAR'a da gitmemiş. 2 puanı mı gitti? Demin ki penaltısı yok. Ne olacaktı? Alakası yok. Yani son dakikada burada bunu yapamazsın demin abi. Rize de bunu yapamaz. Ey Rize'li Emre Bol. Rize de bunu yapamazsın. Bir şey söyleyeyim. Samutyanım. Diyelim ki ikinizin dediği doğru. Bu pozisyon penaltı değil. Ne olacak diğer penaltı sonra başın? Samucu'nun o da penaltı abi. Onu söyledik penaltı dedik ya. Bir şey söyleyeceğim. Yani izleyen 2 puanı gitti diyorsun. Fenerbahçe'nin 2 puanı gitti. Ama son saniyede olan oldu. O zaman maçın bir süresi vardı. Çevirebilirdim. Bu son ama işte bitirdi. Ama çevirdim bir şey söyleyeyim mi? Maç 0-0'da o zaman Evren. Burada Emre onu söylüyor. Var. Bak şimdi. Burada da maç ilk yarıydı 0-0. Fenerbahçe 1-0 içeri girecekti. İkinci yarı daha risk alan öne çıkan bir Rize olacaktı. Maç 2-0, 3-0 olabilirdi. Ha, olmayabilir. Rize burada Spor geriden gelip de değil. Futbol bu garantisi yok. Rize Spor da geriden gelip 2-1, 3-1 de kazanabilirdi ama Fenerbahçe ilk yarı mesela 0-0 iken o penaltıyı Samutyan'ın verseydi 1-0. Son saniye yani penaltıyı da atsaydı tabii. Yani Gökhan yine de kurtarabilir ama penaltıyı vermesi gerekir. Son dakikalar. Son dakika değil 80-10 dakika ya, oynandı. Bu penaltıyı yakından uzaktan alakası yok. Bundan benim sonra 10 dakika oynandı. Hiç göreceğiz. Bundan sonra maçlarda göreceğiz ben. Sen Galatasaray'a madem, falan böyle bir şey yapıldı göreceğim madem, bak.
Sen iyi bu kadar rezilisin demek ki. İzleyin işte bak. Sen izleyin. Bu kadar rezilisin demek ki. Galatasaray şampiyon oldu, sen Rize'deki maçı hatırlıyor musun? Evren. Sen Rizelisin sen. Evren. Yok, sen diyorsun ya Rize'nin hakkı yenildi falan diyorsun. O zaman konuştun mu Rize'den? Rizelileri görüyorsun. O zaman sen Rize'nin hakkı yenildi konuştun mu? Galatasaray hakkıydı abi. Hakkıydı değil mi? Yazıklar olsun sana ya. Evren. Vallahi yazıklar olsun. Sen Rize'lisin şurada, Fenerbahçe şimdi olmayan pozisyonda Fenerbahçe olmayan diyorsun. Olmayan pozisyonda demem hayatta ben. He, demezsin sen. Evren, benim hafızama inan, iyidir benim hafızam. Yani eğer ikircikli davranır, çelişkili davranırsa yakalarız yani. Tabii canım, onu bekleyeceğim şimdi. Ama senin de. Hemen patlar zaten. Bir hafta sonra sen merak etme. Ya babacığım, Rize'deki hafta sonra öyle bir maç var ki. Türk futbolunun kara lekesi bir maç var. Ya Türk bırak şimdi, geçmiş. Kara lekesi. Geçmiş. Bırak. Kara lekesi. Şimdi al, öyle yapma, bir maç. Değiştirme konuyu. Öyle bir maç. Yine aynı şeyi yapma. Öyle bir maç var. Değiştiriyor o şimdi. O zaman mı Rize'nin hakkını savundun sen? Burada değiştir kız kız gülüyordun. Bırak. Ha ha diyorduk, Rize'nin haline gülüyordum burada. Konuyu değiştirme. Bizim konumuz bu. Benim kimseye konu. Ben burada penaltı mı penaltı. Fenerbahçe'de verilmeyen bir penaltısı daha var. Maç normal şartlarda 3-1 bitecek maç. 2-1 bitti. Sadece bu pozisyonda 4-2 kaldık. Diğer bütün pozisyonlarda Mehmet Ayhan, Riya Kapsal, Emre Bol, Evren Turan hemfikirlerdi.